Başbakan Mustafa Erkaz Mikabine oturumunun başkanlığı sırasında kredi yasasında sorunlar olduğunu ve bazı hataları da içerdiğini açıklayarak parlamentoyu ile bunları ele almak için görüşmeler yapıldığını vurguladı. Müzik İşler Bakanı Fuat Üçen ile Lavrov Moskova'da görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenlediler. KDP, Milletvekili Meade Ennecar Bağdat ile Erbil arasındaki diyalog için bir parlamento komitesinin de kurulmasına verdiği desteği dile getirdi. Orta Kooperasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdülhamir Elşemir Sinca konusundaki güvenlik dosyasında görüşmek üzere ilçedeki güvenlik liderleriyle bir toplantı yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri te temsilcisi için biraz hakredi kredi yasasının olarak ekonomisinde de çeşitlendirilmesi gereken reformları da uygulamak için bir mali alan oluşturmaya amacıladığını doğruladı. Sağlık Bakanı Hazen El bazı bazı vatandaşlarında kayıtsızlığı ve sağlık talimetlerine uyması nedeniyle günlük koronavirüs enfeksiyonu vakalarında sayısında artış olduğu konusunda uyardı. Müzik Dünya Kadına Şiddet'e Hayır gün, Günü münasebetinden dolayı Kerkük Kalesi'nde faaliyet düzenlendi. Mərhəbəyə dəyərli izləyicilərimiz, Türkmen Dövlət Televizyonundan Bağdad studiyalarından günün ana bir bətnilə qarşınızdayıq. Baş vəzirm Mustafa Elkasmi kabine oturumunun başkanlığısı sırasında kredit əsasında sorunlar olduğunu və bazı hatalar içerdiğini açıqlayaraq parlamentoyla bunları ələ almaq üçün görüşmələr yapıldığına vurğuladı. Hökumətin qurulmasının daha başlanğıcından bu yana vətandaşlara ən iyi xidməti sönmək üçün gereken yatırımcılara yönelik tüm prozülleri de kolaylaştırmanın ve devlet gelirlerini de en üst düzeye çıkarmaya çalışmanın yanı sıra yatırım projelerine ilgili iş ve yeniden yapılanma fırsatları da sunma ve tüm hayati sektörleri de yeniden canlandırma çağrısında bulundu. Dışişler Bakanı Fuad Hüseyin ile Lavrov Moskova'da görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenlediler. Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Lavrov Moskova'da görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Terör tehditlerinde bulunduğu bir ortamda Irak'ın askeri donanımı, güvenlik güçleri ve savunma kabiliyetinde Rusya'nın önemli rol oynadığını ifade eden Lavrov, Rusya'nın Irak'ın silah ihtiyacını karşılamak istediğine dikkat çekti. Lavrov, Irak'ın Rus yapımı, askeri ürünlerine yönelik her türlü ihtiyacını karşılamaya hazırız. Savunma Bakanı Cuma İnat Rusya'yı ziyaret etmeyi planlıyor. Bu konuların o zaman somut ve esaslı bir şekilde tart tartışılacağını eminim dedi. Rus enerji filmlerinin Irak'ta 13 milyar dolardan fazla yatırım yaptığına işaret eden Lavrov, Lukoil, Rosneft, Gazprom, Fed, Başneft'in Irak'ta yatırımları olduğunu söyledi. Lavrov, Suriye ve Irak topraklarında uluslararası turistlerin kalıntılarını ortadan kaldırmak için aktif olarak işbirliği yaptıklarını belirterek Irak, Rusya, Suriye ve İran'dan asker uzmanların katılımı ile Bağdat'ta terörle mücadele yaklaşmalarını koordine etmek için oluşturulan bilgi merkezinin başarılı çalışmasını vurgulamak istiyorum ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hüseyin de 2021 yılında imzalanmak üzere Irak ile Rusya arasında 14 farklı alanda ikili iş... Qadebə millet vəkili Meyada Əlnəcar Bağdad ilə Ərbil arasındakı dialoq üçün bir parlamento komitəsinin qurulmasına fərdi dəstəyini gətirdi. Əlnəcar komitənin də qurulmasının önəmli bir addım olduğunu niteləndirərək, bunun da yaxın gələcəkdə bölgə ilə mərkəz arasındakı problemlərin həllinə bir başlanğıc olacağını bildirtisində dilə gətirdi. Parlamento başkanı Muhammed Əl-Halbusi Bağdad ilə Ərbil arasındakı dialoq üçün 8 milletvekilinden oluşan geçici bir parlamento komitesinin kurulmasını yönetmişti. <Sessizlik> Suudi Arabistan AraK ile ikili işbirliğinin de ufukunu genişletme konusundaki kararlılığını teyit etti. Bu açıklamaya Kral Salman bin Abdulaziz başkanlığındaki Suudi Bakanlar Konseyi'nin görüntülü görüşmesi aracılığıyla yaptığı bir oturum sırasında geldi. Medya Bakanı Vekili Macid bin Abdullah El Kasabi, Suudi Arabistan'ın da Arak ile çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi. Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kor General Abdülhamir Eşşemmeri Sincar konusundaki güvenlik dosyasını görüşmek üzere ilçedeki güvenlik liderleriyle bir toplantı yaptı. Bu toplantıda federal hükümet ve kürsün bölgesel hükümeti arasında Sincar için yeni bir yerel yönetim seçilmesi ve yerel polisin güvenlik dosyasını da teslim etmesi ayrıca bu dosyadaki silahlı grupları çıkarması konusunda anlaştıktan sonra geldi. Kültür Bakanı Ekim ve Kasım aylarında 15 göçmen kampının kapatıldığını duyurdu. Bakan, önümüzdeki hafta silah edinde 3 kampın kapatılacağını ve bu dosyanın da tamamen sona ereceğini belirtti. Şehri Tişirin 1 ve <melodie> Tişirin 2'de, عدد المخيمات التي خمسة عشر مخيما وهناك عودة طوعية لخمسة آلاف عائلة تقريبا ما يقرب من خمسة وعشرين ألف نازح خلال شهر واحد أمنت عودتهم بالتنسيق بين وزارة الهجرة والمهجرين وطبعا بعض الأجهزة الأمنية مثل مستشارية الأمن الوطني وجهاز قياده العمليات المشتركه والحشد الشعبي والحكومات المحليه في المحافظات ايضا. في الاسبوع القادم هناك وعد من السيده الوزيره بغلق ثلاث مخيمات في صلاح الدين. اذا اغلقت هذه المخيمات الثلاثه ستنتهي قصه المخيمات في محافظه صلاح الدين نهائيا ولا يعود هناك ayıu məxəmm fiha. Qoloslar arası Güvənli Konsey qayb, Quvetlərin arama dosyasında Araq və Quvet arasında davam edən əşbilliyin məmnuniyyətlə qarşıladığı, Konsey əyrəcə Araq hökumətinin də tüm quvet mallarını da iadə etmə konusundaki qərarının da övdü və Araqın Güvənli Konsey qərarlarına uyğun olaraq geri qalan tüm hüqumlüklərini də yerinə gətirməsindən duyduğu təqdiri ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Temsilcisi Jenin Blas Hard Kredi Yasasında Arak Ekonomisini de çeşitlendirmesi gereken reformların da uygulamak için bir mali alan oluşturmaya amacladığını doğruladı. Arak'taki durum hakkında Güvenlik Konseyi'ne verdiği raporda yasanında hökumətin münaverə yolunu böyük ölçüdə sınırladığını bələtdi. في اواسط شهر اكتوبر صدرت مسوده ورقه اقتصاديه طال انتظارها وهذه الوثيقه المهمه يرد ترد فيها لمحه عن التوازنات او غياب التوازن الهيكلي الذي تيتسم به الاقتصاد العراقي وتصف كذلك تدابير الاصلاح الضروريه والفرص العديده التي ضيعت منذ العام 2003. كان على الحكومه العراقيه ان تستخدم الاقتراض لكي تلبي موجباتها فيما تبقى من العام 2020 ولا سيما الرواتب. اما قانون الاقتراض الذي اقترحته وزاره الماليه فكان له هدف واحد واحد وهو تنفيذ هذه الاصلاحات واتاحه الحيز المالي لذلك وهذا يستوجب طبعا تنويع الاقتصاد والحد من الاتكال على النفط مع زياده الاقتصاد الفرص الاجتماعيه والتنميه المستدامه. وكذلك الإصلاحات التي تلبي طموحات العراقيين الذين نزلوا إلى الشوارع، إلا أن هذا القانون كما عدل واعتمده البرلمان يحد بشكل كبير من هامش العمل المتاح للحكومة، وبالتالي يطرح السؤال. بلا صارت موجود مالي Rus artı hökuməti, parlamentoyu və siyasi partiləri tormuluqlarını da yerinə gətirməyə çağırdı. أود أن أؤكد أن التدابير الصارمة جدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية لا يمكن أن تنتظر يوماً واحداً، وعلى الحكومة والبرلمان والأطراف السياسية أن تعمل يداً بيد تحقيقاً لذلك بشكل جماعي، مع اقتراب الانتخابات لا شك أن الإصلاحات الضرورية بما في ذلك بعض الإصلاحات المؤلمة لا يمكن أن يغض الطرف عنها اليوم، فهذا من شأنه أن يزيد من تدهور الأوضاع في العراق وكذلك الاضطرابات الاجتماعية يغ... يزيد من حده الاضطرابات الاجتماعيه امل ان القاده السياسيين لن يستخدموا جدول الاعمال الانتخابي او الجدول الزمني عفوا الانتخابي لكي لا يقدموا نتائج ملموسه الان. yapılması planlanan seçimleri ele almak için Süresim Kerkük İleri Ortak Operasyonlar Komuta Karargahında bir toplantı düzenlendi. 2021'de yapılması planlanan seçimleri ele almak için Seçim Komiserliği Sağlık ve Eğitim Daire Müdürlerinin hazır bulunmasıyla Kerkük İleri Ortak Operasyonlar Komuta Karargahında bir toplantı düzenlendi. Toplantı sırasında Ortak Operasyonlar Komutanı Tüm General Saad Ati Harbiye ve Yüksek Seçim Komiserliği Kerkük Büro Başkanı Sevsen Tayyip ortak bir basın toplantısında bulundular. Toplantı sonrasında Ortak Operasyonlar Komutanı Tüm General Saad Ati Harbiye ve Yüksek Seçim Komiserliği Kerkük Büro Başkanı Sevsen Tayyip ortak bir basın açıklamasında bulundular. Harbiye yapmış olduğu açıklamasında seçimler için önceden hazırlanan planları eski haline getirmek ve boşlukları tespit etmek amacıyla eğitim ve sağlık yöneticilerinin huzurunda 2021 yılı parlamento seçimleri için Yüksek Güvenlik Komitesi'nin ilk konferansı olduğunu belirtti. Tüm General Harbi'ye ayrıca seyyar ekiplerin can güvenliği, seçim kağıtlarının saklanacağı, depolar ve seçim merkezlerinin güvenliğinin sağlanacağını ifade etti. Harbi'ye ayrıca gerek Kerkük gerekse Kerkün dolaylarında olsun seçim gününde gelip gidişler için planların kurulduğunu sözlerine ekledi. Seçim Komiserliği Kerkük Büro Başkanı Sevsen Tayyip ise güvenlik güçlerine teşekkürlerini sunarak depoların seçim merkezleri ve seyyar ekiplerin güvenliğini sağlayacağını ifade etti. Eskiden devlet daireleri için verilen gümrük ve vergi kaldırmak devlet hazinesi için daha fazla gelirler sağlanır. Fesat, rüşvet ve devletin malını heder etmemek için Mali Bakanlığı, gömürk ve vergi gibi dairelerden eskiden verilmiş istisnalara tüm devlet dairelerden kaldırılması içeren resmi bir kitap göndermiş. Bu icra petroldan yana hükümet için gelirler sağlar. Bu icra beyaz kağıdın içerisinde olan tavsiyelerden biri sayılır nafakaları azaltmak, gelirleri çoğaltmak, özel sektörü çalıştırmak ve vergi almak icraların yapılmasını istiyoruz. Bu icralar bütçeyi iyi ve açığı gidermek içindir. Bunlardan ayrı daha çok fıkralar beyaz kağıt içerir. Ekonomik uzmanların görüşlerine göre beyaz kağıt bu süreçte uygulanmalı. Çünkü devletin hazinesine çok gelirler sağlayacaktır. Petrolün fiyatı düşürülmesi ve koronavirüsten dolayı kocaman fabrikalar durmaya sebep olmuştur. Arak. Gördüğünüz gibi ve pazarda sunulan malların çoğu oraya giren mallar hepsi ithal edilmiş. Gıda, elektronik ve inşaat malların %90'ı ulusal üretilen ürün değil yabancı ülkelerden üretilen mallardır. Gömrüklerde vergi artırmak bu süreçte doğru yöndür. Ama kanun yapıcı sanayiye giren ilk maddeleri bu icradan uzak tutmalarını isteriz. İlk maddeler için istisna olursa ulusal ürün ve orak sanayileri için iyi olur. Yaklaşık 20 üniversitenin katılımı ile ve elektronik Zoom platformu uygulaması yoluyla ayrıca Bağdat Üniversitesi Medya Fakültesi, Lübnan Üniversitesi Medya Fakültesi ile koordinasyon içerisinde bulunarak medya konferansı düzenlendi. Konferansın ana konuları halka hitap etmek ve politik konuşmalar yönündedir yaklaşık 20 üniversitenin katılımı ile ve elektronik Zoom platformu uygulaması yoluyla ayrıca Bağdat Üniversitesi Medya Fakültesi'nin Lübnan Üniversitesi Medya Fakültesi ile koordinasyon içerisinde bulunarak medya konferansı düzenlendi. Konferansın ana konuları halka hitap etmek ve politik konuşmalar yönündedir. المؤتمر شارك فيه العديد من الباحثين أكثر من 16 دولة وعشرين 20 جامعه عربيه واجنبيه كونفرنس تا 16 دوله من 20 فان fazla عرب و اولوسلار اراسي يونيفرسييتلر و اراستيرماجلار كاتيلدي بو كونفرنستا عراق toplumunu sorunlarını يعني yani, اعتقد هو نوع من التحدي على ان العلم ماضي والتفاعل الاجتماعي ماضي بغض النظر عن هذا التباعد koronavirüsün yayılması korkusu ve bunun için uygulanan sosyal mesafeye rağmen Bağdat Üniversitesi 20 üniversiteden olan araştırmacılar elektronik Zoom platformu uygulaması aracılığıyla bir araya getirmeyi başarmıştır. Bu konferans ile Bağdat'ın yükselişi ve güzelliği tüm Arap ülkeleri ve tüm dünyaya yansımıştır. Bu konferansa ayrıca yüksek lisans öğrenciler de katılmıştır. İki gün sürecek olan bu konferansta araştırmacılar, gençler, internet ve göç gibi toplumu ilgilendirecek birçok önemli konuyu masaya yatıracaklardır. Yapılan bir araştırmaya göre İrakiye Haber Kanalı yalan yanlış haberlere karşı duran televizyonların başında yer alıyor. Bu konuda birçok önemli konuyu masaya yatıracaklardır. Uydu televizyonlarının yalan yanlış haberlere ne kadar karşı durdukları yönünde bir araştırma yaptım. Bazı kanalların yalan yanlış haberlerin yayılmasını destekleyen birçok kanalların bulunmasına karşı Irak'iye haber kanalı bu tip yalan haberlerin karşısında duran kanalların başında geldiği sonucuna vardım. Petrol 8 ay en yüksek seviyesinde kapandıktan sonra yükselmeye devam etti ve COVID-19 aşısının da son keşiflerinin önümüzdeki yıl küresel enerji talabında hızlı bir toplanmaya yol açacağına dair artan imsallik ile Brent 48 doların üzerinde puan aldı. Petrol 8 ayın en yüksek seviyesinde kapandıktan sonra yükselmeye devam etti ve COVID-19 aşısının son keşiflerinin önümüzdeki yıl küresel enerji talebinde hızlı bir toparlanma yol açacağına dair artan iyimserlik ile Brent 48 doların üzerinde puan aldı. Başbakan Lee Kuekeng tüketimin bir başka olumlu işaretinde Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'in 2020'de muhtemelen daha elverişli bir ekonomik kalkınma ölçeğine döneceğini söyledi. Çin ve Japonya'da Kasım ayı sonuna kadar iki yönlü seyahat yeniden başlatmayı kabul etti. Petrol fiyatları 3 Covid-19 aşısı için olumlu sonuçların ortasında yükseldi. Salgının Mart ayında küresel talebi yok etmesinden bu yana görülmeyen artışlar virüs daha fazla kilitleme önlemiyle yeniden ortaya çıkarken bile toparlandı. New York Ticaret Borsası'nda Ocak teslimatı için West Texas Intermediate 07.10 GMT itibariyle %0.7 artışla varıl başına 45.20 dolar oldu. Brent salı günü %3.9 kapattıktan sonra ay vadeli işlemler borsasında %0.8 artışla 48.35 dolara yükseldi. Goldman Sachs Group OPEC artının planın günlük 2 milyon varul üretim artışını 3 ay süreyle ertelemesi beklendiğini belirtti. Brent, ham petrolünün önümüzdeki çeyrekte Varıl başına ortalama 47 dolar olacağı tahmin ediliyor. Amerikan Petrol Enstitüsü verilere aşina olan kişilere göre ham petrol stoklarının 3.8 milyon varıl arttığını bildirdi. Hükümet rakamları çarşamba günü daha sonra teyit ederse bu yüksek stokların ardı ardı 3. hafta olacak. Ancak bu stoklardaki artış korona aşısının umutları nedeniyle yükselen petrol fiyatlarını etkilemedi. Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili son 24 saatle bilinci açıklandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2.212 kişiye virüs tanısı konuldu. 35 kişi hayatını kaybetti. 2130 hasta sağlığına kavuştu. Süleymaniye'de 11 kişi hayatını kaybetti. Kerkük'te ise 469 kişiye daha virüs tanısı konuldu. 5 kişi vefat etti. 168 hasta sağlığına kavuştu. Böylece ülke genelinde toplam hayatının kaybedenlerin sayısı ise 12.031 vaka sayısı 539.749 erişenlerin sayısı ise 469.784'e yükseldi. Sağlık Bakanı Hasan Eltimimi bazı vatandaşların Kayıtsızlığı ve sağlık talimatlarına uyması nedeniyle günlük koronavirüs enfeksiyonu vakalarında sayısında artış olduğu konusunda uyardı. el göre sağlık durumunun da hala kontrol altında olduğunu ancak talimatlara uymak için vatandaşlar ve ilgili makamlar tarafından işbirliği yapılması gerektiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanarak özellikle de ithalatı için mali tahsis onayladıktan sonra, korona aşısında ithaleti için onayların verildiğini doğruladı. Koronavirüse karşı şu ana kadar kesin bir aşı geliştirilmemiştir. Fakat Sağlık Bakanlığı yetkilileri herhangi bir aşının geliştirilmesiyle ilk aşama olarak tahsis edilen 8 milyon dozu teslim almaya hazır olduğunu ifade ettiler. Koronavirüse karşı şu ana kadar kesin bir aşı geliştirilmemiştir. Fakat Sağlık Bakanlığı yetkilileri herhangi bir aşının geliştirilmesi ile ilk aşama olarak tahsis edilen 8 milyon dozu teslim almaya hazır olduğunu ifade ettiler. Yani Irak irak Gavi bi Irak bütün dünya şirketleri ile bu konuda iletişime geçmiştir. Ayrıca bu konu için gereken fonu bile hazırlamış durumdadır. Sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıyı onaylamasını bekliyoruz. Geliştirilen aşı belirlediğimiz kişilere verilecektir. Bütün bunlar yaşanırken Sağlık Bakanlığı yetkilileri maske takma ve ellerin sürekli yıkanması ayrıca sosyal mesafaya bağlı kalınması konusunda çağrıları sürüyor. Nitekim bu sağlık kurallarına bağlı kalınmamasından dolayı koronavirüs infeksiyon vaka sayıları oldukça artmıştır. Fil ma şedid esef ve bi kul adam iltizam ve adam şuur bil mesuliyye. Maalesef Irak'ın genelinde korunma tedbirlerine bağlı kalmama ve sorumluluk taşımama durumu vardır. Bunlar en fazla halk bölgelerinde görülüyor. Üstelik bu bölgelerde hastalıkların yayılması çok kolay olur. Bunun için herkese maske ve eldivenler takmaya ayrıca sosyal mesafeyi koruma yönünde sorumluluk taşımaya çağırıyoruz. Değerli Milletvekili Hüseyin El-Zuhri, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Parlamento Başkanı Muhammed El-Helbusi El-Fetih Koalisyonu'nda yer alan Bedir Kitle Milletvekilinin Lübnan başkenti Beyrut'ta bir hastanede virüse yenik düşmesi sonucunda yaşamında yetiren Elzuhere'nin ailesine başsağlığı diledi. Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğre öğrencilerinin de 3. tor sınav kararına dahil edildiğini açıkladı. Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı, Orta 3 üç öğrencilerinin 3. tur sınavı kararına dahil edildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlar Kurulu'nun tamamlanan notlar için 3. tur sınavı kabul etmesini onayladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ali Hamid Eldülemi, dulemi kabine oturumunda 24 Kasım Salı günü sunduklarına dayanarak bu yıl 2019-2020 sona eren sınıflar için 3. dönem sınavının onaylanması için Bakanlar Kurulu'nun onayını alındı. Açıklama sınavın tarihi ve mekanizması daha sonra belirlenecek. Ayrıca yeni yıl için gereken açıklamayı yaparak haftada bir gün öğrencilerin okula gideceklerini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı tüm kamu müdürlüklerini kriz hücresi kararlarına uymaya ve diğer kararlarla ilgilenmeye yönlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve Güvenlik Yüksek Komitesi'nin kararlarına tamamen bağlı olduğunu belirterek öğrencilerin güvendiği için en üst düzeyde bilgisini teyit etti. Bakanlık Enformasyon Bürosu tarafından yapılan açıklamada öğrencilerin devamının her sınıf için ve okul aşamasına ilk veya orta haftada bir gün olması gerektiği ve haftanın geri kalan günlerinde eğitimin 29 Kasım'dan itibaren uzaktan yapılacağını açıkladı. Açıklamada Excellence Bakanı Ali Hamit Eldülem'in tüm genel müdürlüklere kriz ücreti kararlarına uymaları yönünde talimat verdiği kriz hücresinin verdiği kararların pazarlık konusu olmadığı ve diğer öğrencilerimizin güvenliği için tüm endişelerimizi yansıtıyoruz ifadesini kullandı. Dünya Kadına Şiddet'e hayır günü münasebetinden dolayı Kerkük Kalesi'nde faaliyet düzenlendi. Qəsim Dünyə qadınlar günü şiddətinə hayır olaraq bilinməkdir. Dəkaik və Əmel qrupunun əl birliyi sonucu bir fəaliyyət düzənləndi. Qadınlar bu il onlar belə ünfsəri olub özlərlə bunların ayaqqablarını yığdıq, gətirdiq özlərin, hətta güldən qoyduq özlərin, hətta təbir etsin. Buna qədər bu il ünfsəri olubdu Kərkükdə. Kerkük Kalesi'nde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kadına şiddete hayır faaliyeti yapıldı. Kadınlar zıddına bir şeyler kalmasın. Herkes kadınlardan olsun. O tanif olan insanlar. Sadece biz kadınlar üzerine konuşmuyoruz. Biz çocuklar üzerine de konuşuyoruz. Ee, çocuk olan kızlar ki böyle evlenirler. Zordan. Bulardı. hepsi hedefimiz, amacımız. Kadına şiddete hayır simgesi olarak her yer turuncu balonlarla dolu. Tabi turuncu kordeller de dağıtıldı. Balonlar gökyüzüne bırakıldı ardından kuşlar da gökyüzüne serbest bırakıldı. Evet.

Bizler burada kadına şiddete hayır demek için toplanıyoruz. Kadınların mağdur şekilde can kaybetmemesini ve yapılan haksızlıklar karşılığında susmamalarına tavsiye ediyoruz. Çünkü bu toplumun kadına ihtiyacı var. Yapılan faaliyete aktivistler, gönüllü faaliyetçiler, vatandaşlar ve birçok kurumdan katılanlar oldu. İnşallah bundan bela muhalefet ederek biz gençler hapsı hapsı cevaf müştermeler bahane falan bu işlerin önüne geçmek için bu işlerin önüne bir bu işlerin önüne bu bir şey yapmamız bu bir Yani bu işlerin şey yapmamız gerekiyor. Yani bu şey yapmamız gerekiyor. Yani bu şey bu Yani bu bu bir şey yapmamız gerekiyor. Yani bir Birçok sebeplerden ötürü hayatını mağdur olarak kaybeden kadınların ayakkabıları konuldu. Ayakkabılarının yanına da çiçekler konuldu. Mine Salihi, Türkmen TV, İlker. Sayın seyircilerimiz, Tuzur ilçesinde yetenekli sanatçı Abdullah Şinaf 3. kez ödüllendirildi. Selahattin iline bağlı Tosurmatu ilçesinde yıllarca siyasi krizler yaşandı. Bu nedenle bazı olaylar yüzünden onlarca şehit düştü. Bu zor günleri ve önemli olayları aynı zamanda şehitlerin adlarının unutulmasını engellemek adına ilçedeki bazı sanatçılar şehitler anıtı yaptı. Bunlardan en önemlisi de Abdullah Şınav'dır. Çok memnun bu kardeşim fenerlerden. Bu mübadeleye kalklar e, kusur koymadılar memnun. Yani birinci başlamaktan kusur koymuyorlar memnun. İndiye kadar ve doktordan da memnunum çok kaym kam kadar tuz Çok memnunum özlerine ve sizden de gelenlerden memnun başım gözümüz harika. Bugün de şehirler e, getirdik e, iftah ettik bu temsalı. E, Abdullah Şinav etmişti özün, ee, var olsun, güzel fenlerlerdendi. Fenlerler e, iftah etti özün, ne acayip fena ayıdı için şu odalar hepimiz kalbimizde. De. hiçbir unutmaz gözlerin. İnşallah bu fan şeylərin, şəhidlərin, ehtimsalların və tiktarların e yetarı hap evlərdən ehtimsallarını dərək. E Allah rəhmət elsin ölənlərə. E, e səhablərinə baş sağlığı diləyirik. Dost Hormatu Kaymakamı Doktor Hasan Zeynil Abidin Hattatlar ve Sanatçılar Sendikası'ndan bir et, ilçedeki yetkililerin ve halkın huzurunda üçüncü kez yetenekli sanatçıyı güzel becerilerinden dolayı ödüllendirdiler. Bugün gün e, fennenlerin, bir armağan idi dozun giriyatlı ve şehitleri. Bilsen 2500 şehit memleketidir bu bu nasıl bir şehit yani? İnşallah aynı fikrimizde de var. E, Duzun her mantıkasında bir olay, bir şehitlik olan, mesela Cisir yanında patlamamız var. E, kahraman şehitlerimiz var içinde. Her yerde olar tarihi tetbit edelim bu mantıklarda neler olup bu timsallardan. Ve inşallah Fanlarımız büyük bir istedadlarında var. Yani, mesela Abdullah Şinav ve Ustad Mufak, Hakim Kazancı, Abdullah, e, e, Muhammed Qasab, Muhammed Zeynep Qasab. Hamd olsun bunların çok çok var. adlar var. Yani saysam sayı için özünü yani neceleri yetire de bilmem. Fakat bunların aralarında indi bu badirat yavaş yavaş başlayalım. Bu fenni, bu işleri koyalım. Memleketin tarihini tetkik etmek için. Suriye Kara Savunma Birimleri İsrail'in Şam kırsalına yönelik saldırısına yanıt verdi. Suriye'nin resmi sana haber ajansı saldırında karantinanın günayındaki Ruhayna köyü yakınlarındaki Cebel El Manat civarında gerçekleştiğini bildirdi. Video hava savunması hedefe ulaşmadan önce füzünün havada patladığı anı gösterdiği yere alıyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi Moskova'da yapmaya planladığı Dağış terör örgütü saldırılarını da engellediğini açıkladı. Federal Güvenlik Gücü'leri yaptığı açıklamada üyelerinin de diğer şüphelerinde nerede olduğunu belirtmeden, Orta Asya ülkelerinden birinin de vatandaşı olan Moskova'nın bitişindeki Vladimir bölgesinde hücre üyesini tutuklamaya başardıklarını belirtti. ABD Başkanı olarak seçilen Joe Biden'ın da Dişleri Bakanlığı adayı Antonio Blinken yaptığı bir konuşmada sorunları da çözmek için güven ve alacak gönüllülükle çalışmaya devam ettiği ihtiyacını vurguladı. Amerika'nın dünyadaki sorunları tek başına çözmeyeceğine ve herkesin de işbirliğine ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rohani, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın döneminde karşılıklı saygıya riayet edilmesi halinde Tahran ile Washington arasındaki sorunların çözümünün de çok kolay olacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden dönemindeki karşılıklı saygıya riayet edilmesi halinde Tahran ile Washington arasındaki sorunların çözümünün çok kolay olacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran'da düzenlenen bakımlar kurulu toplantısında gündemi ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kaybetmesinin duyduğu memnuniyeti dile getiren Ruhani bu adam Trump İran ve Filistin başta olmak üzere bağımsız milletlere ve onun tarafından zulme ve baskıya maruz Bırakılan diğer uluslara yönelik ABD tarihindeki en kötü suçları işlemiştir. Allah şükür ki Amerikan halkı ve bölge halkı bu şerden kurtuldu dedi. Biden döneminde İran'ı ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirebileceğini belirten Rouhani. İran'ın siyaseti çok açıktır. Tehavüde karşı tehavüt, eyleme karşı eylem, saygıya karşı saygı. ABD'nin gelecekteki liderlerinde de aynı irade ve sorunların çözümü çok kolay olacaktır ifadelerini kullandı. Trump yönetimi İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan 2018'de çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani geçen ay yaptığı bir konuşmada yaptırımlar nedeniyle ülkesinin 150 milyar dolar zarar gördüğünü açıklamıştı. ABD'deki başkanlık seçimini kazanan Biden, 2015'te başkan yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı. Trump döneminde doğrudan çatışma boyutuna taşınan ABD İran ilişkilerinin Biden döneminde yeniden diyalog zeminine taşınması bekleniyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamenei ise dün Cumhurbaşkanı Ruhan liderliğindeki ekonomik koordinasyon yüksek konsey üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada Biden döneminde ABD ile müzakerelere sıcak bakmadığını belirtmişti. ABD Dişler Bakanı Mike Pompeo Bakanlığının da yasaya göre geçiş sürecine bağışladığını duyurdu. Pompeo Dişleri Bakanlığından Biden'ın da adayı Tonyo Blinken ile henüz görüşmediği de sözlerine eklendi. ABD Komu Hizmetleri İdaresi, Biden'a geçiş aşamasını da yürütmek için yasa uyarınca gerekli fonları da alacağını resmen bildirdi. Bu da nihayet seçimleri Biden'in de kazandığının da kabul edildiği anlamına geliyor. Son Erməni silahlı birlikləri ölmüzəki saatlarda Bakıya təslim ediləcək olan Dağlıq Qarabağın Kilibçər ilçəsini tərk etdi. Erməni silahlı birliklə anlaşmaya görə Azərbaycanın kontroluna təbi olmasa gəlməli bölgədə bundan askeri birim birliklərindəki kışla və binaları havaya uçuraraq bölgəyi tərk etdi. Askeri tesislərində imha edilməsi komutanlar təmsilçiləri tərəfindən izləndi. Birleşmiş Milletler Etiyopya ordusu Güzey Tigray bölgesinde de bağış bir saldırı başlatma daha bulunmadan önce olası savaş suçları konusundaki endişelerini dile getirdi. Etiyopya Merkez Hükümeti ile Tigray'daki güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 3 haftadır sürüyor. Yardım kuruluşları çatışmanın da Doğu Afrika'da insani bir kriz ve istikrarsızlığa yol açacağından korkuyor. Afganistan'ın Kandahar vilayetinde yol kenarında yerleştirilen mayın patlaması sonucu 4 sivil yaşamını yitirdi, altı sivil ise yaralandı. Taliban haberine göre, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen mayının patlaması sonucu 4 sivil yaşamını yitirdi. 6 sivil yaralandı. Kandahar polis olayın Pencavay yöresinde meydana geldiğini açıkladı. Sivilleri taşıyan aracın mayına çarpması sonucu biri çocuk, üçü kadın, dört kişinin hayatını kaybettiği, dördü çocuk, altı kişinin yaralandığını belirtildi. Yine Kandahar'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yedi polis yaralandı. Kandahar Emniyet Müdürü Tan Dinhan, Olayın Lahore'de bir polis kontrol noktasının yakında meydana geldiğini söyledi. Güvenli güçlerinin araca ateş açtığı, araç içindeki patlayıcıların hava yuşması sonucu 7 polis memurunun yaralandığını belirtildi. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 8 bini aştı. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında Tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 108 aştı. Covid-19 yürülen ülke ve bölgelerdeki vakalar ilişkin güncel verilerin değerlendirdiği World internet sitesine göre dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 414 bin kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı 60 milyon 108 bin 193'e çıkarken virüs saptanan 41 milyon 556.897 kişi sağlığına kavuştu. Fazla vaka ve ölümün neden olduğu ABD'de 12.956.783 kişi de COVID-19 tespit edildi. Salgın nedeniyle 265.943 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500.000'i geçen ülkeler şöyle. Hindistan 9 216, Brezilya 6 milyon 121 bin 449, Fransa 2 milyon 153 bin 815, Rusya 2 milyon 138 bin 828, İspanya 1 milyon 614 bin 126, İngiltere 1 milyon 538 bin 794, İtalya 1 milyon 455 bin 22, Arjantin 1 milyon bin Kolombiya 1 milyon bin 494, Meksika 1 milyon 60 bin 152, Almanya 962 bin 906, Peru 952 bin 439. Polonya 909.066, İran 880.542, Güney Afrika 772.252, Ukrayna 647.976, Belçika 561.803, Şili 543.087, Irak 539.749, Endonezya 506.302 ve Çekya 502.534. Sayın seyircilerimiz haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Mustafa El Kazmi kabine oturumunun başkanlığı sırasında kredi yasasında sorunlar olduğunu ve bazı hataları da içerdiğini açıklayarak parlamentoyla bunları ele almak için görüşmeler yapıldığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Lavrov Moskova'da görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenlediler. Müzik KDP milletvekili Meyada Elnacar Bağdat ile Erbil arasındaki diyalog için bir parlamento komitesinin de kurulmasına verdiği desteği dile getirdi. Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral General Abdülemir Erşemri konusundaki güvenlik dosyasında görüşmek üzere ilçedeki güvenlik liderleriyle bir toplantı yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri te Temsilcisi Şemim Bilaz kredi yasasının Irak ekonomisini de çeşitlendirilmesi gereken reformları da uygulamak için bir mali alan oluşturmaya amacıladığını doğruladı. Sağlık Bakanı Hasan Əltimimi bazı vatandaşlarında kayıtsızlığı ve sağlık talimetlerine uyması nedeniyle günlük koronavirüs enfeksiyonu vakalarında sayısında artış olduğu konusunda uyardı. Müzik Dünya Kadına Şiddet'e hayır gün, günü münasibetinden dolayı Kerkük Kalesi'nde faaliyet düzenlendi. Sayın seyircilerimiz, sebeplerimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun.